Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün benim de çok hakim olmadığım bir içerikle karşınızdayım. Hakim olmadığım dediğim, içeriği biliyorum fakat burada neler yazdığına dair hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim şey şu, konuyu azıcık özetleyeyim. Bir tarafta makyaj malzemeleri, bir tarafta da nasıl yapacağıma dair yöntemler varmış ve buna uygun bir makyaj yapacağız. Aslında yine makyaj videosu çekiyoruz ama biraz daha eğlenceli bir içerik olsun istedim. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım çünkü ben de çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacağını ortaya. Umarım güzel bir sonuç çıkar ortaya, değil mi? O zaman hemen video başlasın. Başlasın mı? Şöyle beraber çekelim mi sizle? Ya tamam, bunu aldım işte. Neyse, hepsini yapmayacağız bu sonuçta. Allık. Neden ilk allık sürüyorum ya? Şey gibi oldu bu. Alfabetik sıraya göre makyaj çektim. Aynasız allık sürerim. İstediğim allığı seçebiliyorum değil mi? Bazen öyle bir hakkın olmayacak gibi. Sıvı bir allık Sıvı bir allık sürelim de biraz belirgin olsun. Nars'ın bu sıvı allığını süreceğim. Çok uzaktasınız bana biraz ama aynasız diyor. Bakmayayım aynaya. Şöyle bir allık fırçası aldım. Fırçamı allığı şöyle sıkacağım. Zaten ikisine de yetecektir diye düşünüyorum. Yani hazır fondöten sürmemişken sıvı allık sürmek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü fondötenin üzerinde böyle pullanma yapıyor. Ben o yüzden mesela hiç fondöten sürmedim. Sadece konsiller sürdüğüm günlerde sıvı allık çok kullanıyorum. Sürdüm ya. Allık elendi herhalde. Daha önceden aynasız makyaj yapmıştım bilmeyenler için. Şuraya bırakıyorum. Hemen öbürüne geçelim. Bu sefer önce yöntemi seçmek istiyorum. Hadi beraber seçelim. Eğer böyle içerikten gelmesini istiyorsanız bana lütfen yorumlarda yazın. Bunu seçtim. Farklı ton renk. Not ne olursa olsun. Farklı ton renk. Yani renkli bir paletten seçeceğim. Çekelim bakalım ne çıkacak. Aydınlatıcı. Farklı ton renk. O zaman şöyle yapalım. Bu biraz pembe tonlu bir highlighter. Bu da daha beyaz tonlu bir highlighter sayılır mı? O zaman bunları uygulayalım. Çünkü ben ürünleri şuraya bir yere eklerim. Siz de görürsünüz ikisinin gerçekten farklı renk olduğunu. Bu farklı ton zaten ikisi de. Bu şey değil mi ya, Esat'ın highlighting. Üstünde highlighting yazdığı için highlight. Bu highlighting. Ben şunları sana vereyim. O zaman bunu uygulayalım hemen. Böyle bir highlighter fırçasıyla. Şimdi önce bu tarafıma koyu olan uygulayacağım. Bu tarafıma da açık olan. Bence zaten fark edilecektir diye düşünüyorum. Belli oluyor. Ya iki farklı highlighter'ım olmasın? Max Factor'ın ki bayağı yoğun çünkü. Biri Max Factor'ın, biri L'Oreal'in. L'Oreal'in ki benim cildime daha uygun olduğu için sanıyorum daha çabuk oturdu. Bir de biraz yoğunluğu da daha az. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Hemen devam edelim. Zaten bunlar daha en başı olduğu için kim bilir neler çıkıyor. Bir makyaj malzemesi yöntem seçelim. Bir yöntem makyaj malzemesi seçelim. Daha da keyifli olacak bence böyle. Şimdi sıra geldi. Önce makyaj malzememi seçiyorum. Transparan pudra bu. Evet, transparan pudra. Şimdi yöntemine geldik. Bakalım transparan pudrayı nasıl sürdüm. Fırça kullanmadan transparan pudrayı nasıl sürdüm. Tam transparan pudra, toz. Başka seçeneğin var mı? Var. Neyse, toz olanı kullanayım. Sıkıştırılmış değil. Belki elime daha rahat alırım diye de alamıyormuşum. Şöyle göz altlarımı. Kolay ilerliyorum. Buyurun. Evet, devam edelim. Şimdi önce yöntem seçeceğim. Sonra malzeme seçeceğim. En açık işte farklı koyu mi? Ton renk. Yani ne çıkarsa bir en açığını ve en koyusunu en ton renk derken. Çekiyorum. Dudak kalemi. Dudak kalemimde de benim öyle çok fazla şöyle en açık olabilecek şöyle bir pembe var. Bu da biraz daha böyle mürdüm rengi gibi koyu. Üstüne farklı, altına farklı süreceğim. Ancak böyle yapabilirim. Çok şanslıyım. O kadar kötü şeyler gelmiyor. Şimdi şöyle birazcık çünkü. Yani bu da dudak kalemi gibi değil, ruj gibi aslında ama çekilebiliyor. Evet, sürdüm. Altındaki böyle biraz daha benim dudağıma yakın bir renk. Üstündeki de açık bir renk. Gayet basit. Evet, bunları da veriyorum. Buyurun. Evet, şimdi makyaj malzememiz gelsin. Şunu seçtim. Concealer. Gözün kapalı.
Bu zor işte. Çünkü aynasız makyajda da bunu çok zor yapmıştım. Absürt absürt yerlere konsiler sürmüşüm. Yani her zaman kullandığım bir konsileri kullanayım. Sonuçta öyle bir yasak yok. Elimle mi süreceğim? Fırçayla sürebilirsin. Sadece gözün kapalı. Konsiler fırçası aldım. Zor. Yüzü kapalı makyaj aynasızdan daha zor bence. Çünkü ya ne farkı var ki? Ne farkı var ki? Konsiler kalmadı bence. Şimdi yöntem seçiyorum. Sonra malzeme seçiyorum. Evet, gelsin. Kulak pamuğuyla. Ya hayır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Far. Şimdi bunun aynasıyla süreyim hatta. Ay ne kadar kötü konsiler sürmüşsün sen. Şimdi başlayalım. Kulak pamuğunun bir kısmıyla açık renkli olanı süreceğim. Ay içim gıcık oldu. Buna kadar gelen en zor şey buydu. Çünkü bu pamuklu şey buna değince benim içim çok bir hoş oluyor. Ben hiç sevmem böyle. Ben pamuğa böyle elime dokunmaktan da nefret ederim. Gerçekten sürülmüyor ve paletimi mahvetti. Neyse kahveli kısma geçtik şimdi. Açıktan koyuya doğru yapalım. Katlanma bölgeme hafif açık kahve sürüyorum. Şimdi başka bir kulak pamuğu alıyorum ve koyu kahveyi süreceğim. Ha bu böyle kalır, bu dağıtamayız da bunu bir dakika. Kulak pamuğunun şöyle bir avantajı var. Şurayı temizleyebilirim. Zaten bu işleme bir kabalık temizleyiciyle yapıyorum. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Yani fena değil. Böyle kalsın mı? Pim. Geçtik. Şimdi önce malzemeyi seçiyorum. Ondan sonra maskara. Üç kat. Üç kat maskara sürerim. Daha büyük bir challenge yapsaydım. Şunu kullanalım. Maybelline Lash Sensation. Başka bir şey de gelebilirdi. Lash Sensation. Aa benim burada I am a superhero. Maybelline'im yok. Böyle sürüyorum bak. Şöyle süreyim. Tamam bu da ilk kat. İlk kat. İlk katları sürdük. Şimdi ikinci katlardayız. Ben normalde 3 kat sürüyormuşum zaten. Evet, ikinci katı da sürdüm. Şimdi öbür tarafta 3. kattayız. Biraz bulaştırdım. Evet, 3 kat rimel sürdüm. Önce yöntem seçiyorum. Az önce malzeme mi seçmiştim? Evet. Farklı fırça ile demiş. Fondöten. Fondöteni mesela concealer fırçası da sürmeye çalışayım küçük bir fırçayla. Ki yani çok da böyle far fırçam falan olmasın fondöten. Yani bu fondöten sürülebilecek en kötü fırçalardan biri. Tamam şunu süreyim. Bakın far fırçası, karıştırma fırçası. Karıştırma fırçası görüyorsunuz. Asla fondöten sürecek bir fırça değil ve bu videodan sonra galiba aramızdan ayrılacak. Adaya ilk veda edilmişsin. Far fırçam olacak. Fondötenimizi alalım. Şey yapacağım bu sefer. Açık renkli bir fondöten süreyim. Belli de olsun ne kadar kötü sürdüğüm. Şöyle elime. Bunun için açık renk bir fondöten süreyim. Bu da yine karıştırarak sürdüğüm bir fondöten çünkü. Sürülmediğini görün. Hani tablo yaparsın ya yağlı boya. Şu an öyle. Mesela bu gerçekten büyük bir fırçayla sürülürse tene oturuyor ama böyle bir fırçayla bunun tene oturması mümkün değil bu arada. Ne ya komik olsun diye yaptım. Bunu buraya özellikle aldım. Böyle canım istiyor ki bunu süngerle pıttırı 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 süreyim. İnşallah bu malzemelerin içinde bas falan yok.
Bu video 2 saat süreceği için yarıda kesmeye karar verdik şu anda. Fırça zaten fondöten oldu, nasıl süreyim? Sürmüyor. Acıkıyor, boynuma da gel. Bari fırçadakini bitireyim ki fırça temizlensin. Fırçayı temizleyebilir miyim? Fırça temizleyiciyle. Evet. Rica, sağ olun. Bir söyleyeceğim, farklı renk fondöten daha ekleyebilir miyim böyle? Hayır. Sonsuzluk sonra. Hiç beklemiyordum böyle bir şey çıkmasını. Mesela şunu düşünün, çok önemli bir yere gideceksiniz. Yanınızda yanlışlıkla açık renk bir fondöten ve far fırçasından başka hiçbir şey yok. Hikayeyi yazdın evet. Şu an sevgilinizle ilk buluşmanıza hazırlanıyorsunuz ve yanınızda fondöten fırçası yok. Elinizle yayın. Neyse, elinizle yaymak yasak. Hikaye böyle. Şu an var ya, korkunç ötesi görünüyorum. Daha fazla yayamayacağım çünkü artık çizgileştirmeye başlıyorum. Şu an korkunç göründüğümü biliyorum. Şimdi öncelikle malzeme seçeceğim. Bu videonun bu kısmından sonraki görüntü için sizden özür diliyorum. Bu şekilde devam edecek. Ama gerçekten hani ne kadar sürülmediğini görün diye yaptım. Bu mesela süngerle yedirmiş olsaydım ten rengime daha yakın ama yine de açık bir renk olacaktı. Ama ben bronzer kullandığım için bu rengi mesela başka bir fondötenle karıştırıp sürüyorum. Çünkü kapatıcılığı çok yüksek. Evet, devam edelim. Mesela bu, şunu da açıklayayım. Hani şey diyebilirsiniz, niye mesela bunun kendi rengine uygun olanını almadın? Bu şimdi sıvı bir fondöten. Ben bunu daha yoğun, daha kalın yapılı bir fondötenle karıştırıyorum. Tam istediğim rengi veriyor. Bunun sebebi bu. Kontür. Kontürün üstüne inşallah bak çıkmaz. Kontür göster mi size? İstediğin yöntem ile. Teşekkür ederim. Aa, onu göstermeyi unuttum. Takipçilerime göstermeyi unuttum. İstediğin yöntem ile gülücük. Şimdi daha büyük bir fırçayla da çok yoğun kontür uygulamayacağım. Evet. Şimdi gelelim yenisine. Önce yöntemi seçiyorum. Daha sonra önce sebebini, sonra kimi söylemek istediğini seç. Önce sebebini, sonra kimi seçtiğini. İşte o ses. Evet, önce yöntemi seçiyorum. Aynı anda. Yani seçiyoruz. Aynı anda ne yapacağım ya? Göz kalemi. Hayır. Evet. Yani böyle mi? O zaman benim iki tane göz kalemine ihtiyacım var. Ama burada bir tane göz kalemi. Bir şey de yapabilirsin. Tek tek sürüp de aynı anda dağıtabilirsin. Bunu dağıtacağım için nasıl sürdüğüm hiç önemli değil. Sadece yoğun olması gerekiyor. Ve bu çok kolay dağılabilen bir göz kalemi. Şimdi sürdüm. İki tane aynı fırçaya ihtiyacım var. Şöyle iki tane ucu böyle kesik. Hatta aynı fırça bunlar. Artnet'in aynı. İkisi de aynı fırça. Bunlarla böyle keskin bir eyeliner. Nasıl vereceğim ya? Oldu bence ya. Evet, oldu. Tamam. Yani olmadı da oldu. Yapacak bir şey yok çünkü zor oldu. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Şu elime gelen. Zaten artık son 3. Bronzer. Bronzer bakalım hangi yöntemle. Şunu atıyorum. Biraz açtım ya. En büyük fırça. Süper. Esat da bronzer için bunu seçmişti diye hatırlıyorum. Her zaman sürdüğüm bronzerımı kullanacağım. Şöyle. Bu arada bronzer paletiyle kontür yapabilirsin. Böyle bir bronzerla direkt bunu böyle keskin bir fırçayla şöyle alıp direkt buna kontür uygulaması yapabilirsiniz. Sadece keskin fırça ya da nasıl söyleyeyim, bunu dağıtabilecek iri ve kalın bir fırçaya ihtiyacınız var. Genelde bronzlaştırmak istediğim, mesela şu an yüzümdeki fondötenin ne kadar oturduğunun belki farkındasınızdır. Ama yine de bana koyu olduğunu bildiğim için bununla, bana açık olduğunu bildiğim için bununla böyle biraz bronzlaştırıyorum. Ben kontür ve bronzer'ı neredeyse her makyajımda, hani
kolay olacağı zamanlarda stickle, daha böyle yoğun yapacağım zamanlarda da böyle kremsi ya da toz kontür uygulaması yapıyorum. Şimdi hemen yöntem seçiyorum. Bu arada yöntem daha fazlaydı malzemeden. Bakalım ne çıkıyor. Ters el ile. Şunları vereyim de. 2'ye 1. Şunu seçeceğim. Baz. Bütün makyajım şu an elimde. Belki görüyorsunuzdur. Hepsini aldım. Temizlemiş oldum. Teşekkürler. Her şeyi de düşürdüm. Tebrik ediyorum kendimi. Evet. Şimdi sonuncudayız. Muhtemelen ruj. Çünkü ruj sürmedim. Evet, ruj. Yani sonuncu başka ne olabilirdi ki? En küçük fırçayla ruj. Tamam. En küçük fırçam. Bakın en küçük fırçamı gösteriyorum size. Şu. Çok küçük bence. Şimdi bununla bir ruj süreceğiz. Bakalım hangi ruj sürelim. Şöyle bir renk süreyim bence. Alıyorum böyle fırçaya. Makyajım bitti. İçine mi attım? İçine atmışım. Evet, buydu. Şimdi son şeye bakıyorum. Bunu da hep elimle serçe parmaklıymış. Buna bir şey kalmadı. Sürecek bir şeyim de yok. Olsaydı sürerdim kesinlikle. Alalım bunu da. Yaklaştıralım da makyajım biraz zorlu oldu ama %70 diyeyim, daha kolay şeyler çıktı aslında. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorumlarda öneri olarak bırakın. Şunu yapabilirsin gibi. Tavsiyelerinizi her zaman açığım. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz şuradan beğen butonuna basın, abone olun ve zili açın ki ben video attığım zaman size de bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.